Bu filmde Hasan Ali Yücel senin yaşında. Onunla arkadaş olmak ister misin? Arkadaşlar, ben Hasan Ali Yücel. Türk devlet ve siyaset adamıyım. Aynı zamanda eğitimci, şair ve yazarım. Beni yakından tanımak ister misiniz? 1897 yılında şu an sizlerin bildiğinden çok farklı bir İstanbul'da doğdum. Benim zamanımda İstanbul'da denize girer, yemyeşil alanlarda gönlümüzce koşturur, cumbalı ahşap evlerde yaşardık. Şu an İstanbul'un Fener, Balat gibi semtlerinde tek tük görebileceğiniz bu evler geleneksel Türk evlerinin vazgeçilmeziydi. Babam Ali Rıza Bey, annem Nehire Hanım'dır. Tek çocuk olmama rağmen hayli geniş bir aile ortamında sevgiyle büyüdüm. Çocukluğumun ilk yıllarında ailemle beraber sık sık Yenikapı Mevlevihanesi'ne giderdik. Burada gördüklerim müzik yeteneğimin günden güne belirginleşmesini sağladı ve müzik üstadı olarak tanınan Mehmet Celaleddin Dede Efendi'nin yönettiği müzik mektebinde eğitime başladım. Henüz 4 yaşına yeni gelmiştim. Ailem içimdeki öğrenme yeteneğini fark ederek beni okula erken gönderdi. Hiçbir zorunluluk olmamasına rağmen kendi kendime yazı yazmayı öğrendim. Yazı yazmak benim için en az oyuncaklarla oynamak kadar keyifliydi. 9 yaşındayken Mektebi Osmaniye gönderildim. Biliyor musunuz çocuklar, okulun ilk günü gözlerime inanamadım. Bu okulda daha önce hiç görmediğim şeyler vardı. Şu an sizlerin kullandığı yazı tahtasını ve sıraları ben ilk defa burada gördüm. Sınıfta hep beraber ders dinlemek de bana oldukça ilginç gelmişti. Okula gitmeyi seviyordum ama okul bitip eve gelince evde yaşayan herkese adeta bir öğretmen gibi öğrendiklerimi anlatmayı daha çok seviyordum. Evdeki herkesi hemen etrafıma topluyor, sandalyelerden sıralar oluşturuyor, evde kimi bulursam sandalyelere oturtuyordum. Duvara astığım kağıtlar tahtam oluyor, elimdeki kalemim tebeşir görevi görüyor, o gün okulda ne öğrendiysem her şeyi evdekilere anlatıyordum. Öğrenip öğrenmediklerini test etmek için de onlara mutlaka sorular soruyordum. Öğretmeyi ve öğrenmeyi severek okulumu tamamladım. Pek iyiden de üstün bir dereceyle mezun oldum. Okul yılları boyunca içimde kitap okuma aşkı öyle büyüdü ki ilk bulduğum fırsatta Beyazıt kitapçılarına gidiyor, romanlar alıyor ve sürekli okuyordum. Vefa İdadisi'nde öğrenime başladığımda yazı yazmaya daha da ağırlık verdim. İntikam Olsun başlıklı yazımla bir yarışmaya katıldım ve yazım yayımlanmaya değer görüldü. Çok mutlu olmuştum. Son sınıfa geldiğimde 1. Dünya Savaşı nedeniyle askere alındım. 3 yıl süren askerlik görevimden sonra yarım kalan eğitimimi tamamlamak için Darül Fünun'a başladım. Eğitimim devam ederken bir grup arkadaşımla beraber Türk Sesi gazetesini kurdum. Çeşitli gazetelerde günlük yazılar yazdım. Küçüklüğümden beri öğretmeye olan tutkum yıllar geçtikçe daha da büyüdü ve öğretmenlik yapmaya karar verdim. Edebiyat ve felsefe öğretmeni oldum. Sizler gibi çalışkan pek çok talebeyi yetiştirdim. Öğretmenlik yaptığım yıllarda Türk Edebiyatı Numuneleri adlı eserimi kaleme aldım. 3 Mart 1924'te yürürlüğe giren Öğrenim Birliği Kanunu ile müfettiş oldum. Müfettişlik dönemimde yazı ve dil sorunları üzerine çalışmalar yaptım. Araştırma ve inceleme göreviyle Paris'e gönderildim. 1936 yılında tüm incelemelerimi Fransız Kültür İşleri adıyla yayımladım. Ülkeme döndükten sonra Mustafa Kemal Atatürk ülke genelinde denetleme gezisine çıkacaktı. Ve ben de müfettiş olarak kendisine eşlik edecektim. Tam 3 ay sürecek bu gezide bir gün Mustafa Kemal yanındakilere "Türk milleti ne zaman kendini kurtulmuş sayabilir?" diye sordu. Pek çok kişi cevapladı. Ve ben, "Paşam, Türk milleti ne zaman kurtarıcı arama ihtiyacı duymazsa o zaman kurtulur." yanıtını verdim. Bu cevabı duyan Mustafa Kemal, "Bu çocuğun söylediği bizleri derin derin düşündürmeye değer bir fikirdir." diyerek takdirini belirtmişti. Denetleme gezisinin üzerinden bir yıl geçtikten sonra Türk Dil Cemiyeti'ne destek oldum ve birçok eser yayımladım. Bu eserlerim arasında Goethe, Bir Dehanın Romanı bana madalya kazandırdı. Çünkü daha önce yapılmamış bir şeyi yapmış ve Türkçe'de ilk kez Goethe üzerinde çalışmıştım. Çocuklar, bizler Kurtuluş Savaşı'nı geride bırakmış ama hala zorluklarla boğuşan bir millettik. Ben de bu zorlukları çözüme kavuşturmak için alanında uzman bilim insanları, eğitimci, yazar ve toplumun ileri gelenleriyle kongreler ve şuralar düzenledim.
Bu şuralar ve kongrelerle ülkemizde geliştirilmesi gereken alanlarda bir bir atılımlar yapıyorduk. Tercüme büroları kurduk ve İslam ansiklopedisi başta olmak üzere pek çok ansiklopedi ile dünya edebiyatından da klasik eserleri Türkçe'ye çevirdik. Köy enstitülerinin kurulmasına destek oldum. Dilimizin gelişmesine verdiğim önemle imla kılavuzları, gramer kitapları ve sözlükler hazırlattım. Sanatın bir toplumun üzerindeki olumlu etkisinin farkında olarak birinci devlet resim ve heykel sergisini açtım. Biliyor musunuz, bu sergi her yıl 31 Ekim'de Ankara'da kurulmaya devam ediyor. Bir gün ziyaret ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Bu sergi öyle bir sergiydi ki günümüzde resmi kurumlarda ve bankalarda yer alan tablo ve resim koleksiyonlarının büyük bir kısmı geçmişte bu sergide yer almıştı. Sanat alanında bununla da yetinmeyip devlet konservatuvarının açılmasına destek oldum. Beden eğitimi ve spor şuraları, eski eserlerin bakım onarım çalışmaları, müzelerin kurulması, üniversiteler kanunu gibi ülkem için yeni kurumlar açılmasına sürekli destek verdim. 43 ülkenin katıldığı UNESCO toplantısında ülkemi temsil ettim. Bu toplantıda Birleşmiş Milletler'in eğitim, öğretim alanında yapacağı işbirliğinin dünya barışının temeli olacağını vurguladım. Sevgili çocuklar, gördüğünüz gibi hayatım boyunca kültür ve eğitim reformları gerçekleştirerek ülkem için çalışıp durdum. Bütün çabam ülkemin yeniliklere ayak uyduran eğitimli, kültürlü, bilgili insanlarla çok başarılı olmasıydı. Siz de her zaman kendinizi ve ülkenizi geliştirmek için çok çalışın, olur mu? Bir de hayatınızda sanata yer vermeyi de sakın unutmayın.